Erdoğan. Din kisvesi altında bu milleti sömürenlere de prim vermeyeceğiz. Bu da böyle bilinsin. Bu konuda vatandaşlar ne düşünüyor, bunu araştırıyoruz. Önce kendisi düşünsün. Kendisi yapmasın din sömürücülüğünü, ondan sonra millete konuşsun. Şimdi, neden abi? Şimdiye kadar milleti nasıl kandırdın? Nasıl aldattın milleti? İyi mi alet ettiler? Yani. Bizim adamımız dediler, seçtiler işte. Bundan sonra ne olur efendim? Toplumda son zamanlarda birazcık ekonomik anlamda şikayetler var. Şikayetler olmaya başladı. Bundan sonra ne olur bir dahaki seçimde? Vallahi hep aynı. İsyan da çıkmaz. Yine bunlar Allah abi işi götürürler. Niye abi, nasıl alacaklar? Abi, biraz para dağıtırlar. Bizim evet. Milletimiz böyle abi. Kesinlikle, kesinlikle hatırlıyorum. Ya. Yine götürürler işi baba. Peki abi, bakın genç arkadaşlar var. Ben gençlerle sürekli konuşuyorum burada. Gençlerin birçoğu da şu anda yurt dışına gitmek istiyorlar. Orada İşler yaşamak istiyorlar. Yok ki burada iş mi var çocuklara yazık. İmkan vermiyorlar, şart vermiyorlar. Ha, ya genç kardeşim kesinlikle, işte. Tabii. Var mı? Çalışabilir miyim? Evet, evet. Yok kardeşim. Ben emekliyim. Emekli olduğum yönetim halde bile. Yönetim sıfır yani. Emekli olduğum halde bile yetiştiremiyorum. İkinci iş yapıyorum. Gece gündüz çalışıyorum. Tabii yani. Allah Allah. Emekliler bu hali yani. Yani benim çocuğum okuyor. ODTÜ'de. Emekli kartım onda. Ne yapayım başka? Ne yapayım bakayım? Var mı? Okuyacak. Sonra ne olacak? ODTÜ bitti. Bilgisayar, yazılım ve programcı. Bitti. Ne olacak? Yurt dışına çıkacak. Burada o çocuğun karşılığını verecekler mi? İş verecekler mi? Mümkün değil. Bulabilecek mi? İş yok. Şöyle bir iddia var abi. Ben oraya göndereceğim çocuğumu. Şöyle bir iddia var abi. Doğru mu bilmiyorum. Yani çocuğu okutmak için yapılan masrafı, çocuğu okutmayıp da ona bir iş kursaydınız o masrafla, bak, bundan ben, daha iyi olurdu diye bir iddia var. Ben 2000'li yıllarda büyük oğlumu okuttum Muğla'da, üniversitede. Kamu yönetimi bitirdi. Ben aşağı yukarı 150 bin lira para harcadım çocuğuma 4 yılda. Deli para, güzel para. Şu anda mesleğe atandım abi. Yok, yok, İstanbul'da işte bir özel şirketlerde çalışıyoruz. Demek iddialar aslında doğru abi. O parayla bir iş kursaydınız belki de. Yani kızım 4 yıl atama bekledi. Öğretmen oldu. Kafa üşütecekti. En sonunda bir şeyler oldu da girdi. Balık baştan kokar kardeşim. Evet. Başka bir şey. Başta küçükken. Buradan bir bizi yönetenlere bir şey söylemek hocam, ister misiniz abi? Hocam. Ne söyleyeyim ya? Allah yani Allah onlara akıl, fikir yani yönettiği insanlara bir refah seviyesinde yaşatmak nasip etsin. Yani onu temenni ediyorum. Başka bir şey demiyorum. Ne diyeyim ya? Yani? Kötü konuşsam olmuyor. İyi konuşsam hayır, olmuyor. Hayır, konuşacağım şimdi. Yani. Sen kardeşini dinle. Sağ sen gitme. Çok güzel konuştun. Gitme da ya. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle bir şey söyledi. Din kisvesi altında bu milleti sömürmelerine izin vermeyeceğiz dedi. Abi zaten millet sömürmüş. İş yok. Vallahi iş yok. Yok mu diyorsun iş? Vallahi şu an cebimde 1 milyon para yok yemek ki. İş beğenmiyorlar diyorlar. İş mi beğenmiyorlar? Burada insanlar öyle diyor. Benim mikrofonu uzattığım insanların bazıları. İş yok abi. İş yok abi vallahi. Geziyorsun, iş arıyorsun. Arıyorum abi, iş arıyorum. Neden bulamıyorsun? Ben ta Hakkari'den geldim. İş vermiyorlar abi. Dövmemiz var, façamız var diye iş vermiyorlar. Ne yapıyorsun? Nasıl geçiniyorsun şu anda? Valla geçinmiyorum abi. Biri bir şey verse alıyoruz, yemeğimizi yiyoruz. Dışarıda yatıyoruz. Gençler bu halde yani. Şu an abi belki 100 kişi burada dışarıda yatıyor. Bankların üstünde yatıyor. Evet. Doğru mu? Kesinlikle doğru söylüyor, evet. Peki kesinlikle. Ne olacak böyle? Valla abi ne olacak böyle? Ne? Bilmiyorum ki ne olacak. Buradan seçimler gelsin abi. Tayyip o koltuktan insin diyorum. Sıfır. Yönetim gerçekten sıfır. Gerçekten Tayyip insin abi. Evet. Tayyip bu halkı sömürdü. Abi Tayyip insin, Selahattin Demirtaş çıksın o koltuğa. Daha mı iyi olur? Vallahi daha iyi olur. O adamı yakaladılar. O adamı ne için yakaladılar? Baktı karşı çıkıyor. Niye Kılıçdaroğlu'nu almıyor? Niye Devlet Bahçeli'yi almıyor? Onlar konuşmayı bilmiyor abi. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Dini kendileri kullanıyor yani. Bu yani kesinlikle bir şey söyleyeyim mi size? Ben şöyle ifade edeyim, kendimi şöyle aydınlatayım. Yani nasıl ifade etsem? Yani yönetim gerçekten ciddi anlamda eskiden, şimdi bak ben devletime saygı duyuyorum, ellerini öperim. Şöyle bir durum var ama ciddi anlamda 3 senedir yani böyle bir yönetim yok. Çünkü pandemide insanlar her yer kapandı. Mesela marketler ve market zincirleri çalıştı. Onun haricinde günlük çalışan insanlar var. Mesela inşaat olsun, ne bileyim sportacı olsun. Bu adamlar nasıl geçinecek? Vatandaşına sahip çıkmadı. 1000 lirayla sadece bir kere 1000 lira verip de insanlar geçimini sağlayamadı. İnsanlar eve kapatıyorsa en azından 2 milyar maaş verecekti. Herkes rezil oldu. Dükkanı kapatan mı, batanı mı, ne ararsan var. Ama şöyle bir açıklama yapıldı bugün iktidar tarafından. Hiçbir vatandaşımızı bu pandemi döneminde yalnız bırakmadık diye bir açıklama da geldi yani. Evet, nasıl yalnız bırakmadı? Ya bir şey söyleyeyim mi? Ciddi anlamda yani saçmalık ya, böyle bir yönetim yok ya. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Başka bir insan gelmesi lazım. Ben devletteki hükümdara CHP, AKP, MHP fark etmez. Başka yeni bir insan gelip bu ülkeyi yani bu Türkiye'yi çok güzel şartlarda yönetmesi gerekiyor. Tabii kesinlikle başka bir insan gelmesi lazım. Yani bu aradaki bu sistem var ya 4 kişi 5 kişi onlar değil. Başka bir insan, yeni bir insan gelip
farklı bir şekilde yönetmesi lazım. Benim görüşüm, benim bakış açım. Çünkü ciddi anlamda böyle bir şey yok ya. Her şey zam, her şey zam, 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 zam. 2800 alıyor insanlar, 2800 lira. Ev kirasına bakar mısın? 1000 lira. Araba fiyatına bak, motor fiyatına bak. Neden piyasa böyle yükseldi? Neden? Böyle bu ekonomi kriz var. Şu an mesela her şey normalleşti diyorlar. Bir ay oldu, bir buçuk ay oldu. Yani insanlar rahata geçti ama geçimini zor sağlıyor. Bu şartlar altında mesela bu şartlar daha çok iyi değerlendirebilirler. Mesela vatandaşına sahip çıkabilir. Garibanlara, sokakta kalan insanlara el atabilir. Yemin ediyorum size İstanbul'da, Antalya'da o kadar sokakta yatan insan var ki. Bunlara sahip çıkabilir vatandaş. 100 tane insan böyle yatıyor diyorlar, doğru mu? Efendim? 100 kişi var, yatıyor mu burada sokakta? Kesinlikle yatıyor. Burada yatıyor, arkada yatıyor, her yerde yatıyor. Neden? Geçimini sağlayıp iş yok kardeşim. Diyor ki mesela adam iş var. Nerede iş var abi? Adam koskoca adam 60-70 liraya çalışıyor, çaycıda çalışıyor adam. Bak adalet mi bu ya? Böyle adalet mi olur? Adam işletmeci, çok güzel para kazanıyor ama 60 yaşında adam ne yapsın, emekliliği yok, falan yok, filan yok. 60 lira 70 lira yövmeye çalışıyor, 20 lira pansiyonda kalıyor, karnını doyuruyor, adam bu şekilde geçimi sağlıyor. Durum bu yani, bakar mısın hayata, her yer olmuş bir film. Hangi pencereden bakarsan bak, benim görüşüm. Film yani, ben artık hayata bakıyorum, şöyle film olmuş. Yanlış mıyım? Şey var, yani halinden çok memnun insanlarla burada karşılaşıyoruz biz. Yani bunların olması gerektiğini söylüyorlar. Şu anki gidişatında güzel olduğunu söylüyorlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Bence hiç güzel değil. Bak şimdi hayat yaşamasını bileni güzel ama şöyle bir durum var. İnsanlar çok adaletsiz. Adaletli değil, ekmekli değil. Yani esnaf olarak, genel olarak iş kavramından bahsediyorum. Yani adam personel çalışıyor, hakkını vermiyor, sigortasını yapmıyor, yemeğini vermiyor. Kardeşim adam sana para kazanıyor. Ben bayan kuaförüyüm mesela. Allah'a çok şükür benim sanatım var. Ben her yerde ekmek yerim, dünyanın her tarafında. Şöyle bir durum var. Ama genel olarak mesela adam çalışmak istiyor, mesleği var. Adam 35 yaşında duramasa adamı fabrikaya almıyorlar. Bu adam ne iş yapacak? Zabıta burada zaten izin vermiyor. İsportacılık yapıyor. Adam örnek veriyor, çorap satıyor, boxer satıyor, farzı misal. Bu adam geçimini nasıl sağlayacak? Zabıta dirlik vermiyor. Fabrika adamı işe almıyor. Bu adam nasıl ekmek yiyecek? Adam ya hırsızlık yapacak ya gasp yapacak. Adam ne yapsın? Ya şimdi hayat diyor ki mücadele et diyor. Mücadele, bak pes ettiğin an bittiğin an. Hani hayat herkese adil davranmıyor. Yanlış mı kardeşim? Ekmek yani. Herkes ekmeğinde ama şöyle bir durum var. İnsanlara ekmek vermiyorlar abi. Nasıl abi vermiyorlar? Ülkede suç yok. O dolarda suç abi yani. Dolar ne zaman artarsa o zaman... Yani yok, mesela, esnaflardan evet bahsediyorum kardeşim. Esnaflar vatandaşına sahip çıkmıyor. Nasıl sahip çıkmıyor? Yani personele hakkını vermiyor. Mesela sen bir yerde çalışıyorsun. Örnek vereyim. Garsonsun, farzı bir. Ne iş yapıyorsun? Ben çalışmıyorum abi. Örnek veriyorum. Nasıl geçimini sağlıyorsun çalışmada? Geçimimi sağlıyorum evden abi. Mi? Evet. Evden ailem yardım ediyor. Çok güzel. Okuyor musun? Hayır abi. Allah kalbine göre versin. Bak ben iş hayatından bahsediyorum. Yani esnaflar kardeşim çalışan personelin hakkını vermiyor. Bu adaletsiz bir durum yani. Arkadaşlarım var, konuşuyorum, yemin ediyorum size. Adam bak söyleme sahip it gibi çalışıyor. Adam diyor ki hakkımı alamıyor. Adamın hakkı günlük 120-130 lira ama 90 lira veriyorlar. Yani şunu ima ediyorum. Yani o kadar insanlar dandik olmuş ki. Yani şu yalan dünyada var ya. Güzel güzel yaşasalar yemin ediyorum hayat daha çok güzel. Kur'an çarpsın. Ama hep herkes menfaat. Herkes kendi menfaatine koşturuyor. Nasıl bu adama çakallık yapar? Nasıl sırtına vurur? Nasıl kalleşlik yapar? Bu nedir ya? Sence olası bir seçimde AK Parti tekrardan iktidara gelir mi? Abi AK Parti'yi ben çok seviyordum. Yıllarca verdim. Ailem, sülalem verdi ama şu 3 senedir yönetim çok kötü. AK Parti'de tiskindim resmen. Tayyip Erdoğan'ı çok seviyordum. Allah kalbine göre versin başkanımızın. Ama şöyle bir durum var. Böyle bir yönetim yok abi, olamaz ya. Bu nedir ya? Böyle ülke yönetilmez. Vatandaşın sadece Avrupa'ya gitmese örnek veriyorum. Adam sokakta yatıyor örnek veriyorum. Adama kalacak imkan veriyorlar, tamam mı? Örnek veriyorum. Bak vatandaşına bakar mısın? Ne kadar güzel sahip çıkıyor. Adama ev imkanı veriyor. Belli bir miktarda para miktarı veriyor Avrupa'da devlet vatandaşına. Neden bizim ülkemizde Türkiye'de garibanlara örnek veriyorum. Kimsesi olmayan insanlara neden yardım edilmiyor? Neden iyilik yapılmıyor? Böyle mi devlet, böyle mi hükümdar olunur? Söz konusu öyle koltukta oturması değil. Önemli olan insan vatandaşına sahip çıkacak. Bu kadar basit. Biz size oy veriyorsak, tamam mı? Yani toplum olarak oy veriyorsak yardım edeceksin. Sadece ev yapmayla, ne bileyim, şurayı yapmayla, burayı yapmayla, yol yapmayla, tren yapmayla bu dümen dönmüyor. Yani herkes ekmeğe de ama vatandaşına sahip çıkmıyor yani. Ben bu kadar konuşuyorum. Başkanımızın da Allah kalbine göre versin ama şöyle bir durum var. Yönetim sıfır. Böyle bir yönetim olamaz. İki senedir var ya resmen, yani ülke var ya birbirine girdi pandemide, ne ya bu? Yardım et kardeşim, maaş ver insanlara ya. Millet öldü öldü, açlıktan öldü millet, öldü. Yemin ediyorum öldü. Millet süründü. Bak ben kuaförüm, 8 ay kapandı bak. Güzellik salonları, kuaför, her yer kapandı. Sadece market zinciri. Alamadınız mı destek? Efendim? Destek alamadınız mı? Destek alamadım. Şöyle bir durum var. Allah'a çok şükür ben birikimim vardı, birikimle geçindim. Hadi evli olduğumu farz et, çoluk çocuğum olduğumu. Nasıl geçineceğim ben? Adam kapatıyor evleri. 3 gün kapatıyor, 5 gün kapatıyor. Tamam da kardeşim ben nasıl karnımı doyuracağım? Nasıl çarkımı döndüreceğim? Tamam, destek alamadın tamam, ama borçları ötelediler mi? Tamam, ağır bir durum. Pandemi, virüs var. Tamam, doğru anlıyorum. Devleti de anlıyorum. İnsanları, efendim abi? Devlet pandemide dursa bakacak. Kesin, abi sahip çıkıyor, ben ondan bahsediyorum. Tamam pandemi var, insanları eve kapatıyorsun. Ver kardeşim maaşını, ver. 80 milyon, 83 milyon insan var. O kadar vergi, o kadar şey. Nereye gidiyor bu paralar abi? Nereye gidiyor bu paralar ya? Efendim? Bak herkes dışarıda geziyor. Çalışamıyorum, evdeyim diyorsun. Geçinemiyorum diyorsun. Nasıl devlet? Aç mısın? Elinde telefonun var mı?
Ben de bir telefonla falan ne oluyor? Hayır, karın doyurmuyor. 5 tane şirkette çalışıyor. İnsanlara neden yardım etmiyor devlet? Ondan bahsediyorum. Nedir yani? Telefon 1000 lira ya. Anlamadı, konuşuyor işte. Telefon dedi devlet. Ben diyorum ki devlet durum olmayan insanlara niye yardım ediyor? Olan vakit ne alıyor abi? Olmayan almaz. Telefon açma buyurun. Telefon ulaşıyor. Vatandaşına sahip çıkmıyor. Bir tek onu bellemişsin. Sadece telefon, öyle. Telefon, telefon. Kardeşim, ya aç, aç. Millet sürünüyor ya, millet sürünüyor abi. Bu kadar millet açmıyor. Ya senin demek durumun olmaz. Ya aç, sadece karın tokluğu değil ki. Sokakta yatıyor. Sen sosyal niye hayatını yaşayabiliyor mu bu insanlara? Ona bakacaksın. Abi senin görüşlerini alalım mı? Hani bu hayır bilmiyorum yani. Ne görüşüyorlar da. Ya bu kadar millet açtı. Anlamıyorum ben yani. Alalım senin görüşlerini alalım. Ben şey değil, ben anlamıyorum yani. Hani açız diyorlar ya, ben onu anlamıyorum. Açlık ekmekle karın doyurmak değildir. Nedir? Ezbere konuşuyorsunuz ki. Aynen. Sosyal hayatı, kültürel hayatı, çoluğunu, çocuğunu, kondusunu, vallahi bir kirasını. De yani Antalya'dayız, herkes iş arıyor. Hayır, iş arıyor. Ekmeğimiz değil, hani çalışıyor, düzenimiz o değil. Düzeni olmayan insanlara... Göster bak. Ne iş arıyorlar? Bilmiyorum, ben gazeteye bakınca iş ilanları var. Görüşünüz farklısı. Enayi mi intihar ediyor? Efendim? Bu kadar millet enayi mi intihar ediyor? Tabii. Açlıktan ben bilmiyorum, ben görmüyorum. Neden yardım etmiyor devletler bu insanlara? Tayyip Erdoğan'ın yanına gittin. Alakası yok. Ya. Erdoğan meselesi değil. Erdoğan, ben tanımıyorum beni. Alakası yok. Geçim derdinden gülmeyi unuttu. Ekmek derdinden. Neden? O kadar şartlar ağırlaştı. Tabii ki. Açlık karın doyurmak değildir diyorum ben de sana. Sakin sakin konuşalım. Ben sakin. Ekonomi iyi mi diyorsunuz? Siz Türkiye'de mi yaşıyorsunuz abi? Ya ben ekonomi konuşmuyorum. Yani açız, sosyal şey falan. O yüzden demek. Efendim? Ekonominin ne alakası var? Ben telefon demiyorum yani. Açız demekle elindeki yani onu bahsetmek istiyorum. Açım demeyeceksin. Diyeceksin ki ben tatile gidemiyorum, araba alamıyorum, daire alamıyorum. Ona gibi çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Açlık anlayışı nedir abi? Olmayan sizce? İnsanlara yardım etmiyor devlet. Konu o değil. Biz ekmeğimiz değil zaten. Ne biliyorsunuz? Devlet garibanlara mesele değil. Dışarıda kalan insanlara açız demek başka. Ya da telefon var abi, şunu sorabilir miyim? Bir dakika. Öyle taşıma. Sen gece dolaşıyor musun? Hayır. Dolaşmıyorsun. Bir bak insanlar dışarı. Bir dakika, bir dakika. Dolaşmıyorsun değil mi? Hayır, dolaşmıyor. Dolaşmadık işte, sen bu 3 milyon telefonu ortaya ne katıyorsun? Ben bir şey demiyorum. Adam, açız demekle... Adam haftalarla...